Gönüllerin anahtarları yumuşak huy ve yumuşak beyandır. Sertlikle, huşunetle, baskıyla gönüllere giremezsiniz. Sadece insanları sürü haline getirirsiniz. İnsanlığın iftihar tablosu, liyonetiyle, yumuşaklığıyla, inceliğiyle, zarafetiyle, nezahetiyle, nezaketiyle gönüllere otağı kurdu. Gönüller ona onun inceliğiyle, semanın kendisinden beklediği ölçüde inceliğiyle, tabiatı donanımı ona müsaitti. Allah Celle Celaluhu o emaneti insanlığa ulaştırmak için emanette emin, Muhammedül Emini sallallahu aleyhi ve sellem, o vazifelerin en önemlisiyle tavzif buyurdu. O misyonu ona eda ettirdi. Biz de yetiştiğimiz kültür ortamıyla insanların ona doğru koştuğu bir ortamda neşet ettiğimizde onu kenarından, köşesinden tanıdık. O kadarcık olsun, tanımaya bile binlerce hamdü sena olsun. Ya dünyanın arkasından bilmem neler gibi. Bazen de o mevzuda onu elde etmek için Kudüs bilmem kimler gibi önüne gelen herkese saldıran kimselerden olsaydık. Hafizan Allah. Evet. Dünyasına, dünyasına, aldanma dünyasına. Dünya benim diyenin gittikti dünyasına. Dünya benim diyor ama iki gün sonra başınız sağ olsun ey aile. O dünya, dünya diye güftesi de dünya, bestesi de dünya. Hep onu mırıldanarak yaşadı. Ama başınız sağ olsun, gitti. Amel sandığı olan kabre eli boş olarak gitti. Vel kabru sundukul amel. Kabir amel sandığıdır. İsbir ala ahvaliha la mevte illa bil ecel. Şu dünyanın gailelerine karşı dişini sık, sabret. Ölüm dediğin şey, öbür tarafa uçma dediğin şey, ancak Hakk'ın takdir buyurduğu ecelli olur. Onun tayin ettiği zamanla olur. Kimse ne bir dakika onu öne alabilir, ne bir dakika sonra. Cenab-ı Hak Hakk'ın, hakikatin hatırını sayarak bizleri birer hak, hakikat insan eylesin. Her şey adaletle kaimdir. Güç ve kuvvet adaletin emrine girdiği zaman esasen o güç ve kuvvet kendinden beklenen şeyi ahirette kendisine mesuliyet terettüp etmeyecek şekilde yerine getirmiş olur. Evet, Hazreti Pir de öyle diyor. Kuvvet haktadır, hak kuvvette değildir. Kuvvetin hakta, hakkın kuvvette olmadığına binaen, dünyayı başıma ateş yapsanız başımıza, hakikati Kur'aniye'ye feda olan bu baş, zındıkaya, zalimlere diyebilirsiniz, münafıklara diyebilirsiniz, hak, hakikat tanımayanlara diyebilirsiniz, eğilmeyecektir. Evet, kuvvet haktadır. Bugün olmasa yarın haklı, ergeç, kaymak gibi işin üstüne çıkar Allah'ın izniyle. Birinin başına basa basa değil, birini eze eze değil, birini sile sile değil.
Hatta kendisine yapan mesavi, maasi karşısında o alçaklıklara tenezzül etmeden, onları hayvani tavırlar sayarak, ezdiler seni, hakkına, hukukuna tecavüz ettiler. İnsanca yaşamadan mahrum bıraktılar, zindanlara attılar seni. Aileyi paramparça ettiler, çocukları yetim bıraktılar, kadınları dul bıraktılar. Ve bunları kendi hakları gibi avaz avaz bağırarak ilan ettiler. Mukabele-i bilbisilde bulunmama. Yıkanlar hatırı naşadımı ya Rab şad olsun. Benim için namurad olsun diyenler bermurad olsun. Benim için namurad olsun diyenler bermurad olsun. Ve in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi ve la in sabertum lehu ve hayrun lis sabirin. Eğer birilerinin size yaptığı kötülükle aynı ile kısas gerektiren hususlarda hukuk, hukuk sistemi, adalet sistemi hakkı size veriyorsa mukabeleyi bilmisilde bulunmak sizin hakkınızdır. Kısas isteyebilirsiniz. Ve le in sabertum ama dişinizi sıkar sabrederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İşte muvaffakiyeti öyle yürüme, hedefe öyle yürüme, gayeyi hayale öyle yürüme. Dizlerinizi kırmışlar, parmaklarınızı koparmışlar, dişlerinizi ağzınıza dökmüşler, sizi kan irin içinde bırakmışlar. Bütün bunlar karşısında iradenin hakkını vererek, o canavarca tavırlara ve davranışlara tenezzül etmeme, onu bir alçaklık kabul etme, bağışlayın, onu bir kudurmuşluk kabul etme. Hayır, insan öyle davranmaz. İnsan Hazreti Yusuf gibi davranır. La tesribe aleykumul yevm yagfirullahu lekum ve hu erhamur rahimin. Bugün kimseyi kınama yoktur, gidin. Allah erhamur rahimindir. Evet, insanca davranış, insanı kamil olan Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın tavrı ve davranışıdır. 13 sene Mekke'de ona kan kusturdular. 40 yaşından başlayarak 53 yaşına kadar kan kusturdular. Bazen Kabe'nin karşısında Rabbisine karşı ubudiyetini ifade ederken başına getirdiği işkembe koydular. Bazen Ukbe İbni Ebi Muayit gibi melunlar gırtlağını sıktı, onu orada öldürmek istediler. Her defasında bir baba yiğit, o günün baba yiğitlerinden bir Hamza, bir Ebu Bekir orada sesini yükseltti. Rabbim Allah'tır dediğinden dolayı öldürecek misiniz dedi. Mümini Âl-i Firavun'un bestesiyle bu canavarlığa dur dedi. Bazen bir başkası, bazen bir başkası, bazen bir başkası. Çektikleri Kaf Dağı'nın tepesine yüklenseydi, Kaf Dağı değil, Ağrı Dağı diyelim veya Everest Tepesi diyelim, Kaf Dağı yok. Everest Tepesi yüklenseydi Lut Gölü'ne dönerdi. Alvar İmamı'nın ifadesiyle araya kılıç girerdi. O bir yumruk bile sallamadı onlara. Bir yumruk bile sallamadı. Sonraki mukabeleler onlar Abdurrahman Azam'ın ebedi risaletinde ifade ettiği gibi tedafi-i mukabelelerdir. Ya muhakkak bir taarruza karşı tavır sergileme veya mutlak bir taarruza karşı mukabele-i bilmisilde bulunmadır. Belayı def etme, emraza karşı setler oluşturma. Evet, dolayısıyla o onca eza ve cefa gördükten sonra hiç kan dökmeden, bir insanın bile kanına girmeden, haksızlık yapmadan sessizce Kabe'nin yanına kadar sokuldu.
Belki 10 kilometre kadar bir şey kalmıştı ki uzaktan bakınca çadırların ışığı görülüyordu. O da onun idari dehası, askeri dehası. Deha demek doğru değil. Fetaneti azamı, semavi zekası, firaseti aliyesi. Allah'ın o seçkine verdiği seçkince tavırlar ve davranışlar. Hemen burunlarının dibine kadar yaklaştı öyle ki onlara yapacak bir şey kalmamıştı. Eğer girilen kapılardan bir tanesinden Hazreti Halid gibi Hazreti Ömer tabiatında haksızlık karşısında susmayan birisinin girdiği kapıda da bir iki insana kıyılma olmasaydı onca düşmanlığı irtikap etmiş Mekke'ye bir karıncaya basmadan girilmiş olacaktı. İşte buydu insanı kamilin yürüdüğü yol, hedefine varma yolu. Evet, girdi, etrafında toplandılar. Benden ne bekliyorsun? Çünkü hiçbir şey yapmamıştı onlara. Sen Kerim oğlu Kerim'sin. Hazreti Yusuf için dendiği gibi diyebiliriz. İnne Kerim ebni Kerim ebni Kerim ebni Kerim ebni Kerim Yusuf ibni Yakub ibni İshak ibni İbrahim. Sen Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'in en şerefli evladısın. Kerim oğlu Kerim'sin. İzhebu entumut tulaka, gidin. Hepiniz serbestsiniz. La tetribe aleykumul yevm. Yağfirullahu lekum ve verhamur rahimin. Bir manada amca diyebilirsiniz. Yusuf Hazreti İshak'tan geliyordu. O da Hazreti İsmail'den geliyordu. Amcazade. Amcazadesinin dediği gibi diyordu. La tetribe aleykumul yevm. Yağfirullahu lekum ve verhamur rahimin. O güne kadar kinle oturup kalkan, kin konuşan, kin düşünen, ağzından hep kin salyaları akan insanlar bile pencerelerden onun incelerden ince o nezaketli tavırlarına, o nezaketli beyanına bakınca vallahi yol doğruymuş falan dediler.